Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Yılmaz. Bugün sizlere sahtelere epoksi uygulamasını en pratik bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Sahtelerimizin kancalarını söküyoruz komple, kanca ve halkalarını. Bir temizleme, balata temizleme spreyi ile bir kabın içinde temizliyoruz, güzel bir şekilde fırçalıyoruz. Şu şekilde. Bütün pası ve kireç çıkıyor. Onları böyle duruluyoruz tabi. Hemen kuruyor zaten. Daha önceden hazırlamış olduğum düzenekler burada. Sahtelerimi bu şekilde telleri büküp bakır tel daha uygun oluyor tabi. Kolaylık bakımından, temizlemesi etmesi bakımından. Büküyoruz bir pense yardımıyla uçlarını tek tek aralıklar vererek. Sonra uyguladığımız epoksinin adı Teknomarin. Yerli üretim ve her yerde bulunur bu. Bütün boya mağazalarında bulabilirsiniz. İlacıyla birlikte ilacı altında çekeceğim, alacağım, şimdi karıştıracağım. İki tane ufak pet bardağı gerekli. Karıştırmak için dondurma çubuklarını kullanacağım ben. Şimdi uygulamaya geçelim. Böyle açılıyor bu. Arkadaşlar epoksi maddesi karışıma uğradığı zaman 3-4 dakika beklemesi gerekiyor. Daha önceden yaptığım için göz kararı ile ayarlıyorum. Bardağın şurasına kadar altındaki ilacı kullandım. Üstünün şurasına kadar da büyüğünü kullandım. Zaman alıştıkça zamanla zaten bunu ayarlayabiliyorsunuz. O kadar ölçmeye biçmeye gerek yok. Eldiven giyseydik iyiydi tabi. Ameliyat eldivenini takmamız lazımdı. Elimize falan bulaşıyor o yüzden, o açıdan bile. Böyle karıştırıyoruz. Bunu hazırlandı bu.
Fazla beklememize gerek yok. Bekleyin diye yazıyor ama ben hemen uygulayacağım. Şu şekilde. İki saatte bir hemen değiştiriyoruz bardağı. Yukarıdan döküp.
Evet, ilacımızın etkisi azalmaya başladı bile. Bazı hastaların üstünde 2-3 defa geçmek zorunda kalıyor. Bir an önce bitirmeniz gerekiyor. Epoksülemeyi. Tozsuz bir ortamda, toz almayan, havadar bir ortamda bunu uygulamanız yerinde olacaktır. Evet, işlem bu kadar. Bir gün 24 saat kurumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Gölgelik bir yerde izlediğiniz için teşekkürler.